Öğrenci tüm dersleri onunla beraber alır diğer öğrencilerle. Bu tam zamanlı kaynaştırma ki bunun çoğu uygulamasını herhalde öğrencilik hayatınız boyunca görmüşsünüzdür birçok örneğini. Yarı zamanlı kaynaştırmada ise öğrencinin kaydı okul içerisindeki özel eğitim sınıfındadır. Okullarda özel alt sınıf diyorlar bazen. Bir sınıf oluyor, özel eğitim sınıfı. Orada özel eğitim öğrencileri ders alıyor. Ama uyum sağlayabileceği derslerde normal akranlarıyla ders alıyor. Örnek veriyorum, çocuk özel eğitim sınıfında dersini yapıyor. Diyelim ki beden eğitimi dersine uyum sağlayabilecek düzeyde. Beden eğitimi dersinde gidiyor akranlarıyla beraber o dersi alıyor. Sonra iki ders sonra beden eğitimi dersi bitince geri geliyor özel eğitim sınıfına yine. Bu şekilde ise kaynaştırma öğrencinin kaydı özel eğitim sınıfında yarı zamanla. Bir de uygulama, ülkemizde pek uygulamasını görmediğimiz, nadiren rastladığımız tersine kaynaştırma var arkadaşlar. Bu tersine kaynaştırmada da normal gelişim özelliklerine sahip bir çocuk bir özel eğitim sınıfına kaydediliyor. Normal gelişim özelliklerine sahip bir çocuk bir özel eğitim sınıfına kaydediliyor. Tabii diyebiliriz ki, niye böyle bir şey yapılmıyor? Çok saçma değil mi? Diye düşünen arkadaşlar, özel eğitimdeki bu kaynaştırma uygulamalarının normal öğrencilere katkı sağladığını unutan arkadaşlardır arkadaşlar. Çünkü kaynaştırma eğitimi sadece özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için değil, diğer öğrenciler için de bireysel farklılıkları içselleştirme, farklı özelliği olan bireylerle iletişim kurma, liderlik gibi özellikleri geliştirebiliyor. Onun için de tersine kaynaştırma uygulamaları da yapılabiliyor. Normal gelişim özelliklerine sahip bir öğrenci özel eğitime kaydedilir, özel eğitim sınıfına. Bu daha çok okul öncesinde karşımıza çıkan bir uygulamadır. Arkadaşlar, kaynaştırma ile ilişkili olarak değerlendirilirken şu bireyselleştirilmiş eğitim programının dikkate alındığını, yani bu çocuklara ayrı bir sınav, kendi düzeyine uygun konulardan oluşan ayrı bir sınav yapılması gerektiğini gözden kaçırmayalım. Bir de bir okulda kaynaştırma öğrencisi varsa mutlaka destek odası açılması gerekir. Okul müdürünün bu odayı açması zorunlu arkadaşlar. Bu destek odasında ne yapılıyor diyecek olursak, çocuk düzeyine göre, bu üstün yetenekli öğrenci de olabilir bu arada, ya da normalin altında gelişim özelliğine sahip öğrenci de olabilir. Çocuk bazı derslerde kendi sınıfından çıkar, akranları o dersi almaya devam ederken, o gider destek odasına, kendi düzeyine uygun ders alır bir öğretmenden. Bu tip uygulamalarda destek odası şeklinde ifade edilir. Arkadaşlar, kaynaştırmanın da aynı şekilde özel eğitim gibi ilkeleri var. Birçoğunu zaten tahmin edebiliriz. İşte özel eğitim gerektiren bireyin akranlarıyla aynı kurumda eğitim görmesi ya da karar verme süreci, okul aile içsel tanımlama süreci, bunları tahmin edebiliriz. Ama şu hizmetlerin okul merkezli olduğunu gözden kaçırmayalım. Bir de bu kaynaştırma çalışmaları yetersizliğe göre değil, eğitim ihtiyacına göre belirlenir. Bu da gözden kaçmasın. Yetersizliğini değil de çocuğun eğitim ihtiyacını dikkate alarak planlama ve uygulama gerçekleştirilir kaynaştırma eğitiminde. Burada yine tahmin ederiz birçoğunu diye düşünüyorum ama şu cümle özellikle vurgulayacağım bir cümle olacak. Şunu sınavda gördüğümüzde, yok canım bütün bireyler böyle değildir, bazı bireyler öğrenemiyorlardır diye düşünebiliriz arkadaşlar. Ancak böyle bir kaynaştırma ilkesi var. Bütün bireyler, tabii düzeyi ya da hızı farklı olabilir ama bütün bireyler öğrenebilir ve öğretilebilirdir kaynaştırma ilkeleri açısından baktığımızda. Arkadaşlar, gelelim son başlığımıza, rehberlik örgütü. Bunun kimin görevi nedir diye de ifade edebiliriz. Genellikle 11 sorudan bir tanesi bu konudan karşımıza çıkıyor. Şunu da hatırlatayım size, tabii ki 3 farklı düzeyi vardır rehberlik örgütlenmesine. Merkez düzeyi yani Ankara, il düzeyi bizim için tabii ki İstanbul ve bir de okul düzeyi. Şimdiye kadar arkadaşlar 18 tane KPSS'de 1-2 tane sorulmayan yıl var, 1-2 tane de 2 soru sorulan yıl var. Onun dışında her yıl bir soru sorulmuştur bu konudan. Ve sorulan soruların 2004 sınavındaki bir tanesi hariç hepsi okul düzeyiyle ilgilidir. Hep
hangisi rehber öğretmenin görevi, hangisi sınıf rehber öğretmenin görevi, hangisi okul rehberlik yürütme kurulu, okul müdürü, hep bunlar sorulmuştur bize. Bir defa çok uzun bir süre önce arkadaşlar, 2004 yılında RAM'la ilişkili bir soru sorulmuştu ama onun dışında hep okul. O yüzden de bizim esas önemsememiz gereken bu. Şunlara biraz fazla odaklanmak boşa zaman kaybı olabilir. Tabii çıkmaz, mümkün değil gibi hiçbir şey için böyle söyleyemeyiz. KPSS'de çok kesin bir sınır yok ama özellikle okul düzeyi bizim için önemli diyebiliriz. Biz de daha çok okul düzeyine o yüzden bu çalışmamızda odaklanacağız. İl düzeyinde ama ana noktayı söyleyeyim size. Tabii ki yöneticisi il milli eğitim müdürü ama bu genellikle bu görev bir yardımcısı ya da şube müdürü tarafından yürütülür arkadaşlar. İl milli eğitim müdürünün görevleri. Burada bizim için özellikle RAM önemli. Şu komisyon yılda iki defa toplanan bir komisyondur. Biri Eylül, biri Haziran ayında toplanır arkadaşlar. İl danışma komisyonu. Belki bazı arkadaşlarım biliyorlardır. Bu bitirdiğimiz eğitim yılının başından itibaren bir yenilik getirildi rehberliğe. Her il bu il danışma komisyonunda Eylül ayı içerisinde kendi iline özgü iki hedef belirliyor arkadaşlar. Bakanlık her eğitim yılı için, ülke düzeyi için iki hedef belirliyor. Her il şu toplantıda, komisyon toplantısında her il kendisi için iki hedef belirliyor. Her okul da kendi yürütme kurulu toplantısında kendi okulu için iki rehberliğe özgü o eğitim yılı için geçerli hedef belirliyor artık ülkemizde. Şu rehberlik araştırma merkezleri ülkemizde her ilde var. Yani 81'inde de var. Ayrıca ihtiyaç duyulan ilçelerde de açılmıştır arkadaşlar rehberlik araştırma merkezleri. İstanbul'da çok fazla örneği var biliyorsunuzdur. İşte Bahçeli'ler, RAM'lar çok yakında, Zeytinburnu RAM, efendim Şişli RAM, Beşiktaş RAM, Beykoz RAM, Avcılar RAM, Kadıköy RAM, Übraniye RAM. Buna rağmen ihtiyacı karşılayamıyor tam olarak İstanbul'daki RAM'lar bazı dönemlerde 1,5 ay sonrasına randevu verebiliyor yoğunluk nedeniyle. Tabii büyük şehirlerde böyle ama küçük şehirlerin birçoğunda bir tane rehberlik araştırma merkezi ihtiyacı karşılıyor diyebiliriz. Bu rehberlik araştırma merkezleri arkadaşlar hem okullara uzmanlık desteği verirler hem de özel eğitim sürecinde eğitsel tanı ve ailelerine destek çalışmalarını yaparlar bu özel eğitim öğrencilerinin. O yüzden çok yoğun olabiliyorlar. Gelelim bizim için esas kritik olan boyuta arkadaşlar. Öncelikli olarak okul müdüründen başlayalım. Okul müdürünün oldukça ayrıntılı görevleri var ama birkaçını hatırlatayım size arkadaşlar. Bir kere şunu söyleyebiliriz. Okuldaki rehberlik çalışmalarının verimli yürütülmesini sağlar diyor yönetmelik. Rehberlik çalışmalarının verimli yürütülmesini sağlar. Yani yürümeyen bir şey varsa rehberlikle ilgili bunun yürütülmesini sağlamak, doğrudan kendisi yapmaz ama yürütülmesini sağlamak okul müdürünün görevidir diyebiliriz. Aynı zamanda her sınıfın bir sınıf rehber öğretmeni olmasını sağlar okul müdürü. Ve zorunlu olmadıkça da değiştirmez arkadaşlar. Tabii okul öncesinde ve ilk 4 sınıfta zaten kendi sınıfının rehber öğretmeni var. Her derse giren o sınıf rehber öğretmeni oluyor. Ama 5. sınıftan itibaren her sınıfın bir sınıf rehber öğretmenini belirler ve zorunlu olmadıkça da değiştirmez. Yönetmeliğe göre bu okul müdürünün görevi. Bir başka görevi arkadaşlar okul müdürünün şu. Rehberlik hizmetinin verilmesi için gerekli fiziksel ihtiyaçları karşılamak. Rehberlik hizmetlerinin verilmesi için gerekli fiziksel ihtiyaçlar. Neler olabilir bunlar? Evet, oda, bilgisayar, işte sandalye, masa, işte evrak dolabı vesaire. Bunların okul müdürü tarafından sağlanması gerekiyor arkadaşlar. Ancak bir okul rehber öğretmeni bazen bir okula atanıyor. Diyor ki okul müdürü bu okul rehber öğretmenine hocam gelmenize çok mutlu olduk atanmanız ancak diyor, bizde 2 yıldır rehber öğretmen yoktu. Biz de diyor rehberlik odasını o yüzden sınıf yaptık. Sınıflar çok kalabalık çünkü. Bu yıl diyor en azından sizden geçici olarak rica etsek ya öğretmenler odasında çalışsanız ya da okul müdür yardımcısının odasına bir masa daha koysak siz görüşme falan yapacak olduğunuzda arkadaşımız çıkar. Bu senelik bu şekilde geçirsek dedi diyelim ki bir okul müdürü bir okul rehber öğretmenine. Okul müdürünün bu sözlerine karşılık okul rehber öğretmeni bu
bu durumu kabul ederse mi daha uygun olur, kabul etmezse mi daha uygun olur? Kabul etmemeli. Ben etmemesi gerek. Böyle düşünemem ki. Etmemeli kabul. Bence durumun özel koşullarını dikkate alarak kabul etmeli. Geçici bir süre diyen arkadaşlar. Evet. Uzlaşmacı olanayı kaldıran, kabul etmeli, geçici bir süre diyen 5 arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Çünkü uzlaşmacılık çok değerli bir davranış biçimidir. Gerçi bu soruda yanlış oldu ama o önemli değil. Uzlaşma çok değerli bir yaklaşım biçimi. Arkadaşlar böyle bir ifadeyle karşılaştığında okul rehber öğretmeninden beklememiz gereken şey şu. Ben bir rehberlik odası olduğunda verimli çalışabilirim. Okul müdürü diyebilir ki, yok yok. Yok. Olsa hemen o odayı sana vereceğiz. Yok. Dediğimde okul rehber öğretmeninden şunu bekleriz. Ben bir oda olduğunda verimli çalışabilirim. Yok yok. Oda yok. Dediğimde arkadaşlar okul rehber öğretmeninden şunu bekleriz. Ben bir oda olduğunda verimli çalışabilirim. Arkadaşlar, okul müdürünün görevi çünkü bu. Eğer okul müdürü bu odayı sağlamıyorsa, o zaman okul müdürlüğüne bir dilekçe verilmesi gerekiyor. Rehberlik odası bana sağlanamadığından, rehberlik hizmetlerinin verimli yapılamadığı diye. Tabii bunu sağlayamıyorsa okul müdürü, ilçe milli eğitime bu dilekçeyi göndermesi gerekiyor. Ama ilçe milli eğitime bu dilekçeyi gönderirse, oradan şöyle bir telefon gelme riskini görebilir bir okul müdürü. Ya sen sizin yeni gelen rehber öğretmeni oda bulamamışsın. Evet ya, bulamadım. Biz sana çok güzel bir okul bulduk, böyle kırsal bölgede. Hiç bu tarz sorunları yaşamayacaksın. Çok büyük bir sürü bölümü var. Oraya düşünüyoruz seni müdür olarak. Böyle bir risk görebileceği için bir müdür, kendi görevi olduğu için onu yapması gerekiyor arkadaşlar. Hatta bazı okullarda belki rastlayanlar vardır. Şöyle tuhaf uygulamalara rastladım. Hani bekçi kulübeleri var ya, plastik böyle bir güvenlik görevlisinin içine sığabileceği biraz daha geniş o bekçi kulübelerine. İki tane bekçi kulübesini alıp okulun bir koridoruna bir tarafını kesip duvara onu bitiştirip, kapısı da var zaten onun, içeriye bir masa bir bilgisayar, oldu size rehberlik odası. Böyle rehberlik odası yapanlar bile var. Tabii bu çok ideal bir koşul değil ama okul müdürüne bu görev verilmiş arkadaşlar. Okul müdürü diyebilir ki, ya oda yok, olanak yok, para yok, nasıl ben oda ayarlayacağım? Yönetmeyin ona söylediği şey şu, ayarla. O yüzden de arkadaşlar, okul müdürünün bu fiziksel koşulları sağlaması gerekiyor diyebiliriz. Diğerlerine de bakalım bitirirken. Şurada arkadaşlar, diğer öğretmenler ifadesini görüyoruz. Bu öğretmenlerin işbirliği, gerektiğinde rehberlikle ilgili işbirliği yapmak dışında bir özel görevi bulunmuyor. Yani atandığınız okulda size sınıf rehber öğretmenliği verilmedi diyelim ki. Okul kalabalık, birçok öğretmene verildi ama bazı öğretmenlere sınıf kalmadı. O zaman o öğretmenler şu kapsamda oluyor. Ve sadece gerektiğinde rehberlikle ilgili işbirliği yapmakla sorumlular. Sınıf rehber öğretmenine gelecek olursak, siz atandığınızda diyelim ki edebiyat öğretmeni olarak bir liseye atandınız. Orada size bir sınıfın sınıf rehber öğretmenliği verildi. Atıyorum 10C sınıfının sınıf rehber öğretmenisiniz. Ne gibi görevleriniz var? Bir kere rehberlik ders saati varsa sınıfınızda, örneğin 9. sınıf öğretmeniyseniz, rehberlik ders saati var ve rehberlik dersine gireceksiniz. 8. sınıfın sınıf rehber öğretmeniyseniz, rehberlik ders saati var. O ders saatinde sınıfa girmekle sorumlu olan sizsiniz. Öğrenciden kendisine ulaşan bilgileri gizli tutmakla da sorumludur sınıf rehber öğretmeni. Tabii gizlilik ilkesinden bahsederken iki noktanın gizlilik ilkesinin askıya alınması gereken nokta olduğunu söylemiştim size. Hayati tehlike ve suç, yasal olarak suç olan unsurlar. Bunlar varsa tabii ki ilgili kurumlarla işbirliği yapılması gerekiyor ama bunun dışındaki konularda öğrenciden kendine ulaşan gizlilik içeren bilgileri korur diyor yönetmelik. Tabii ki öğrenciyle ilgili rehberlik işlemlerinin sınıfa ait olanların, sınıfla ilgili olanların da yapar arkadaşlar sınıf rehber öğretmeni. Burada iki kavram görüyoruz. Koordinatör rehber öğretmen ya da koordinatör psikolojik danışman ve psikolojik danışman diye.
şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu psikolojik danışman, rehber öğretmen dediğimiz kişi genellikle. Şu koordinatör psikolojik danışmanda okulda birden çok rehber öğretmen varsa okul müdürü birini koordinatör olarak belirliyor. Yani zümre başkanı gibi düşünebilirsiniz bunu. Nasıl ki okulda efendim, matematik öğretmenlerinin sayısı 5 ise biri zümre başkanı oluyor. Bu da aynı şekilde. Birden çok rehber öğretmen varsa burada zümre başkanı denmiyor da koordinatör psikolojik danışman deniyor. Bu koordinatör rehber öğretmen arkadaşlar okul yönetimiyle rehberlik servis arasındaki ilişkileri koordine ediyor. Koordinatör oradan geliyor. Okul müdürlüğüyle, yönetimiyle rehberlik servis arasındaki ilişkileri koordine ediyor. Aynı zamanda bu koordinatör rehber öğretmenin rehberlik çalışmaları ile ilgili öğretmenler kurulunda bilgi vermek sorumluluğu da var arkadaşlar. Biz şimdiye kadar şunu yaptık, bu çalışmaların sonuçları böyle böyle oldu. Bunlarla ilgili bilgiler de yine koordinatör rehber öğretmen tarafından verilir. Tabii bir psikolojik danışmanın yaptığı çalışmaları da ayrıca yapar. Zaten bir psikolojik danışmanı da ama ayrıca bu görevleri de var. Şu rehber öğretmenlere, yani psikolojik danışmanlara gelecek olursak arkadaşlar. Önce şunu hatırlatayım size. Bazı arkadaşlarım biliyorlardır. 10 Kasım 2017 tarihinde, yani bu bitirdiğimiz eğitim yılının içerisinde rehberlik hizmetleri yönetmeliği değiştirildi. Yeni yönetmelik uygulamaya konuldu. Ve bu yeni yönetmelikte diğerlerinde çok fazla değişiklikler yok ama özellikle okul rehber öğretmeninin görevlerinde biraz artış oldu, değişiklikler oldu. O yüzden çözdüğünüz kaynaklar eğer ki bazıları Kasım ayından önce basılmış kitaplar oluyor, soru bankaları vesaire. Özellikle rehber öğretmenle ilgili olanlara dikkat edin. Yeni getirilen ve dikkat çeken görevlerden ikisini hatırlatarak başlayayım rehber öğretmenin görevlerine. Nöbet tutar. Getirilen önemli farklılıklardan biri bu arkadaşlar. Önceden böyle bir şey yoktu. Nöbet tutar. Ek olarak sınav gözetmeni olarak görev olabilir. Önceden bu görevler bir otorite gerektirdiği ve bir disiplin görevi olduğu gerekçesiyle okul rehber öğretmenine verilemiyordu. Ama şu anda sınav gözetmeni olmak, nöbet görevi veriliyor okul rehber öğretmenlerine. Aynı zamanda tercih dönemlerinde, ulusal sınavların tercih dönemlerinde görev alır diye bir ifade de var yönetmelikte. Yani şu anda mesela ortaokullarda çalışan rehber öğretmenlerden birçoğu görevli arkadaşlar. 2-13 Temmuz arasında bu LGS sonuçları açıklandığı için liselere geçiş sınavının sonuçları. Diğer tüm öğretmenler tatilde olmasına rağmen ortaokullarda çalışan rehber öğretmenlerin önemli bir bölümüne denildi ki 2-13 Temmuz arasında görevlisiniz. Okula gidip orada gelen öğrencileri bekleyeceksiniz. Gelen öğrencilere rehberlik yapacaksınız. Lisedeki rehber öğretmenlere de 31 Temmuz'da üniversite sınavının sonuçları açıklanacak. Ağustos ayının başı için aynı şey geçerli. Her lisedeki rehber öğretmen değil ama çoğu rehber öğretmen için böyle bir görevlendirme yapılıyor. Görev alır ifadesi var çünkü yönetmelikte. Aynı zamanda okul rehber öğretmeni uzmanlık gerektiren iş ve işlemleri yapar arkadaşlar. Yani bir psikolojik danışma ihtiyacı olan öğrenci varsa, tabii intihar falan gibi derin temelleri olan bir şeyse Rama ya da daha uzman birine sevk edebilir ama daha derin olmayan konularda psikolojik danışma hizmetini ya da eğitimi varsa psikodrama gibi çeşitli çalışmaları okul rehber öğretmeni uzmanlık gerektiren iş ve işlemleri yapar. Öğrenciyle ilgili okul düzeyinde rehberlikle ilgili kayıtları tutar okul rehber öğretmeni. Aynı zamanda öğretmenlerle işbirliği yapar. Çeşitli ölçme araçlarının, psikolojiyle ilgili ölçme araçlarının, bilgiye, materyal, tutum ölçeği gibi geliştirilmesine katkıda bulunur, geliştirilmesi çalışmalarına katılır. Bu gibi pek çok görevi var diyebiliriz. Bu arada bütün bu söylediğim saydığım görevler rehberlik hizmetleri yönetmeliğinde resmi olarak yazılmış olan görevlerdir arkadaşlar. Hepsini sayamıyorum tabii, sayfalar dolusu bunlar. Ama belli başlı olanları, biraz daha dikkat çekici olanları sayıyorum. Müdür yardımcısı ile ilişkili olarak çok fazla görevi yok arkadaşlar. Bir tanesi şu kurula az sonra konuşacağımız okul yürütme kuruluna katılmak. Böyle bir görevi var müdür yardımcısının. Bir diğer görevi, sorunlu olduğu öğrencilerle ilgili gerekli bilgileri rehberlik servisine ulaştırır. Yani sorunlu olduğu öğrencilerle derken, biliyorsunuz okullarda öğrencilere paylaştırılıyor müdür yardımcılar. Atıyorum ortaokulsa 5-6. Sınıflardan bir müdür yardımcısı sorumlu oluyor.
7-8'lerden diğerli yanlısı gibi. Bu kastediliyor bu cümlede. Sorumlu olduğu öğrencilerle ilişkin gerekli bilgileri, rehberlikle ilgili bilgileri rehberlik servisine ulaştırdı. Diyelim ki bir öğrenci ard arda 6 gün devamsızlık yaptı. Niye yaptı? Destek verilmesi gereken bir şey mi var? Rehberlik birimine bu iletilip rehberlik servisinin öğrenciyle görüşmesi sağlanabilir. Bir de ayrıca 3. ucu açık bir madde de vardır yönetmelikte. Ayrıca okul müdürünün vereceği rehberlikle ilgili görevleri yapar şeklinde bir ifade de var. Ve arkadaşlar son olarak bu komisyonu konuşalım. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri okul yürütme komisyonu. Tam adı bu ama bazen bunu kısaca okul rehberlik komisyonu ya da okul rehberlik hizmetleri kurulu gibi ifadelerle görebiliyoruz. Benzer isimlendirmeler yapılabiliyor arkadaşlar. Bu kurul yılda en az 3 kez toplanması gereken bir kuruldur. Eylül, Şubat ve Haziran aylarında yılda en az 3 kez Eylül, Şubat ve Haziran aylarında toplanması gereken bir kuruldur. Eğer rehberlik servisi gerekli görürse okul müdürüne söylerler, daha fazla sayıda da toplanma gerçekleştirilebilir arkadaşlar. Bu kurul neredeyse herkesin olduğu bir kurul. Kimler var diye şöyle bir hatırlayacak olursak, bir kere okul müdürü bu kurulu oluşturmak ve başkanlığını yapmakla sorumlu. Bunun dışında müdür yardımcısı katılıyor. Rehber öğretmenler doğal üyesi zaten, herhangi bir seçim olmaksızın katılırlar bu kurula. Her sınıf düzeyinden bir sınıf rehber öğretmen katılır. Yani lise ise okul, lise 1'lerden bir sınıf rehber öğretmeni, lise 2'lerden bir, lise 3'ler, lise 4'lerden bir sınıf rehber öğretmeni gibi her sınıf seviyesinden bir öğretmen, sınıf rehber öğretmeni. Bunun dışında eğer lise ise kurum, disiplin kurulundan bir öğretmen, ilkokul ve ortaokulsa, onlarda disiplin kurulu olmadığı için, İlkokul ve ortaokulsa öğrenci davranışları değerlendirme kurulundan bir öğretmen bu kurula katılmakta sorumludur arkadaşlar. Aynı zamanda bu komisyonda okul aile birliğinden bir veli temsilcisi ve bir de yine bu komisyonda onur kurulundan bir öğrenci temsilen bulunması gerekiyor diyebiliriz. Bu ekip yılda en az 3 kez bir araya gelecek ve okulla ilgili çeşitli konuları değerlendirecek. Biraz önce söylemiştim, mesela programı değerlendirebilir. Ya da Şubat ayındaki toplantıda ilk dönem rehberlikle ilgili çalışmalarda aksaklıklar oldu mu? Bunlar nasıl düzeltilebilir? Yeni çalışmalara ihtiyaç var mı? Yeni ortaya çıkan bir ihtiyaç var mı? Bunlarla ilgili değerlendirmeler bu okul rehberlik hizmetleri yürütme kurulunda yapılıyor arkadaşlar. Bu okul rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu demokratik bir anlayışla rehberlik hizmetlerini yürütmek için böyle katılımlı bir şekilde gerçekleştiriliyor diyebiliriz. Arkadaşlar, atanma süreci genellikle büyük bir çabanın sonucunda gerçekleşiyor. Biz tabii dershane sürecinde biraz şuna bulaşmaya çalışıyoruz. Ama üniversite sürecinde daha çok şu şekilde alıyoruz bilgiyi. Okulda da daha çok hayatta da bununla karşılaşıyoruz aslında. Atandıktan sonra siz de şu tabloyla daha çok karşılaşacaksınız. O yüzden bu süreçte umuyorum ki emeklerinizin karşılığını alıp şu güzel tabloyla da karşılaşırsınız. Bitirirken son söyleyeceğim şey şu olacak. Özellikle sınava kadar olan süreçte moralinizi diri tutmanız ve size destek olan, size güç veren çevrenizde insanlar olmasına dikkat etmeniz çok yararlı. Sürekli şevkinizi kıran, 3 senedir giriyorsunlar, ne giden anlamadım ki falan diyen kişilerle mümkün olduğunca çok zaman geçirmemek, mümkün olduğunca size destek veren, mümkün olduğunca size inanan kişilerle bu arada zaman geçirmek çok yararlı olacaktır arkadaşlar. Umuyorum emeklerinizin karşılığını alacağınız güzel sınavlar olur. Teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.